Ben burada yatarım. Yatak senin olsun. Ha, yok, gerek yok. Allah. Buyurun. Affedersiniz. Gelin. Beni oğlumla biraz yalnız bırakır mısın? Tabii. Tabii Agah Bey. Baba, eğer bağırıp çağırmaya gel... Şşş. Öyle değil. Öyle değil. Cenk. Ben sana o dediklerini yapmaya gelmedim oğlum. Sana oğlum diyorum. Çünkü her ne olursan ol. Sen benim oğlumsun. Şu evin içinde yaşananların tek sorumlusu benim. Yo. Öyle. Öyle ol. Dur. Çocukken yaptığın şey telafi edilir. Hata denir. Anlaşılır. Unutulur. Unutturulur. Ama şu yaşında tüm bu yaşananları benden saklamış olmana ancak... Söyle baba, söyle. Hak ettim. İyi. Söyleyeyim o halde. Arkamdan dolanmak korkaklık denir. Ben arkamdan dolananları kuyruğundan tuttum, kapının önüne koydum. Geriye kalansa terazinin diğer kefesinde. Sen de benim oğlumsan eğer, ki biliyorum, yaptıklarını unutturursun. Şimdi, o zamana kadar sen terazinin bir kefesinde, vicdanım diğer kefesinde olacak. İyi geceler. İyi geceler baba. Aa. Günaydın ablam. Bakıyorum kayınvaliden gitti diye uyku tutmamış. Kalkmışsın erkenden. Kendine gel. Ne bu halin senin? Ayıp değil mi? Ne varmış canım halimde? Bu evin hanımı gittiğine göre artık resmi hanımı benim. E keyfini sürmek de bana kaldı tabii. Hem birazdan da havuza iniyorum. Yazık sana ya. Sen nasıl bir insan oldun? İnsanlar ne halde, sen havuz derdinde misin? Kamu spotu. Şeniz'in foyası ortaya çıktı gitti. Senin de görevin bitti. İstemiyorsan, beğenmiyorsan bırakırsın sahte evliliğini, çeker gidersin sen de. Babaanne. Oo. İlk günden postu serdim diyorsun ha? Herhalde Ceren Hanım. Ah, Şeniz gitti ya. Bir güzel kahvaltı ettim. Ay ne güzelmiş. Koca masa. Envai çeşit yiyecek. Oh, oh, oh. Afiyet olsun babaannem, yarasın.
Hi, I gave a massage. Ay bu Şeniz Hanım'a masaja geldi. Ne diyeceğim şimdi ben buna? Dilini bilmem, dişini bilmem. Nasıl anlatacağım? Bak canım. Şeniz Hanım buradan gitti. Ceren burada Ceren. Sen var, bana masaj yapmak var, okey? Okey. Come hadi, come. Aa, dur. Ay, ben de come. Oy, oh. Biraz da koluma. Babaanne bu Şeniz cadısı gerçekten işini biliyor. Ay kız Ceren, senin işin bitince benim dizlerim de olsun azıcık. Kireçlenme var, çok ağrıyor. Oh. Ya kurban olduğum senin neyine Filipinli masöz ya? Seni anca kaplıcalar paklar. Aman iyi be. Sen de öyle masajlar, yağlar fazla gevşeme. Şeniz gitti nasılsa diye kocanı boş bırakma sakın. Peşinde pervane gibi dolan. Ağzından gir, burnundan çık. Peşinde pervane gibi ol. İyice kendine bağla. Elinde tek tutunacak dal Nedim. Ben de babaanne orası. Ben diyeceğimi diyeyim de. Oh. Oy. Uyutmadı ya bütün gece. Biraz da ağrım var. Galiba pansumana ihtiyacı var yarım hemşire hanım. Üzgünüm. Daha vizit saatimiz gelmedi. Kesin Nurti'dir. Gel Nurti, gel. Günaydın. Cemre, Agah Bey seni bekliyor kızım. Beni mi? Niye? Bilmiyorum ki, bir şey söylemedi. Ateş topu gibi zaten. Bir şey sorana söyleyene aşk olsun. Ben bir bakayım o zaman. Bak. Agah babacığım. Akşamın menüsünü sormak için geldim ben. Malum Şeniz Hanım yok ya, işi ben devraldım. Bu senin vazifen değil. Çık dışarı. Çık dedim. Agah Bey, beni çağırmışsınız. Gel kızım, gel. Geç otur. Sıkıntı yok değil mi? Bak kızım. Şimdi söyleyeceklerim ikimizin arasında kalacak. Anladın değil mi? Yalnızca ikimizin arasında kalacak. Bak sen.
yapıyorsun Nurten? Hı? İşten kaytarmak için burada saçma sapan biblolar mı siliyorsun? Ne kaytarması ayol? Şeniz Hanım'ın biblosu. Her gün tozunu almak alışkanlık olmuş. Tüh! Kırıldı. Burada senin olanlardan haberin yok galiba. Şeniz bu evden gönderildi. Üstelik onu Agah babam gönderdi. Bundan sonra bu evin hanımı benim. Ben ne dersem bu evde o olacak. Sen kimsin ya? Ha? Kimsin sen? Demek Şeniz Hanım bu evden gönderildi, öyle mi? Bak sen. Kız. Damla su. Sen sabah sabah yine yürek yedin galiba ha? Bana bak. Babandan gizli o annenle görüştüğünü biliyorum senin. Ama tabii ki bunu benim tek başıma bilmem bir şey ifade etmez. İstiyorsan başkaları da öğrensin. Hadi git söyle. Umurumda bile değil. Annem bu eve geri dönecek. Hem de öyle bir dönecek ki senin izin bile kalmayacak bu evde. O kadar emin olma. Su damlası. Tatlım. Sen Şeniz Karaçay'ı tanıyamamışsın. Ne diyor bu anası kılıklı? Babaanne. Bak bu şeytan Şeniz'in kesin bir planı var. Eve dönmek için elinden geleni yapıyor. Ya. Büyük sözü dinlemiyorsun ki. Yayılıp kalma diyorum sana. Kocana, yuvana sahip çık. Şeniz'in bir planı varsa senin iki planın olacak. Cemre. Ne konuştunuz babamla? Senin rengin niye attı böyle? Kötü bir şey mi var? Yok. Yok bir şey. Biz de mi iyiydi? Gerçi biz diye bir şey var mı ki? Benim dışarıda biraz işim var. Çıkmam lazım. Benim tek suçum onları görmek. Kimleri? Yengem. Yengemi ve babamı. İkisinin amcamı aldattıklarını gördüm. Geri kalan her şey bu yüzden oldu. Sen benim köprüden önceki son çıkışımsın. Sen elimde olduğun sürece kimse beni bu köşkten atamaz. Baba, Cemre ile ne konuştunuz?
şey yapacaksın değil mi? Yine benden alıp Nedim'e vereceksin değil mi? Hesapta bir karışıklık olmuş. Bankaya talimat verdim şimdi, düzeltecekler. Ödeyeceğim paranı Şahin. Ne zaman ödemedim? Kusura bakma Şeniz Hanım. Eskiden de o. Şimdi çaptan düştün. Otel odalarında sürünüyorsun. Nereden bulacağım parayı da bana vereceksin? Unut sen o işi. Beni de oyalama. Koridorları inletiyor. Yine kimin ipini çekmeye hazırlanıyorsun? Ay ben sana kıyamam ya. Sen savaşacak kimseyi bulamayınca sinirini eşyalardan mı çıkarttın? Niye buradasın? Aa, ne kadar ayıp. Ben seni merak etmiş olamaz mıyım? Sonuçta biz seninle akraba sayılıyoruz. Defol git, yoksa güvenliği çağıracağım. Köşke dönmenin planlarını yapıyormuşsun. Damla o kadar iddialı konuştu ki annem köşke dönecek dedi. Ben de dedim ki bizim kızıl neyin peşinde acaba? Gideyim en iyisi ben bunun oyununu bozayım. Sonra aklıma tabii ki de ihanetin belgesi geldi. Benim tek suçum onları görmekti. Kimleri? Sinirler yıpranmış tabii, normal insan her şeyini kaybedince böyle oluyor. Üzgünüm Ceren'cim. Belgin elinde patladı. Çünkü Nedim zaten gidip Aga'ya her şeyi anlatacak. Sanmam. Çünkü anlatsaydı zaten bugüne kadar anlatırdı. Sen şimdi de korkudan bu yalanı mı uydurdun? Git kocana sor. Doğru mu yalan mı ondan öğren. Kozun elinde patladı Ceren'cim. Şimdi sen düşün bakalım. O köşkte nasıl kalacağız? Asıl sen düşün. Bakalım köşke geri nasıl döneceksin? Merhaba Agah babam. Nedim. Sana öyle bir haberim var ki.
Cemre, aç. Alo. Alo. Cenk Bey, merhabalar. Annenizle ilgili arıyorum. Agah Bey'e ulaşamadım. Agah Bey'in yıl dönümü için Şeniz Hanım'a yaptırdığı bileklik hakkında görüşecektim. Benim tek suçum onları görmekti. Kimleri? Yengemi. Yengemi ve babamı. İkisinin amcamı aldattıklarını gördüm. Nereden buldun bunu? Nereden bulduğumun ne önemi var? Direkt sana getirdim işte. Ceren, sen beni aptal mı sandın? Nedim, biz seninle bir anlaşma yapmadık mı? Hı? Sen benim elimi bırakmazsan ben de senin elini bırakmam demedim mi? Ben seni sırtından vurmadım. İstesem ortalığı ayağa kaldırırdım ama yapmadım. Neden biliyor musun? Çünkü ben seni seçtim. Seninle bir olmayı seçtim. Ceren, ben bir karar verdim. Nedir? Benim artık hayatımda yalan, dolan, sır yok. Anlaşma yok. Her şey bitti. Boşanıyoruz. Ne? Boşanıyoruz. Hı-hı. Ne güzel ya. Sen boşanalım diyorsun, biz boşanıyoruz. Sen devam edelim deyince devam ediyoruz. Bu sefer öyle değil. Bu sefer gerçekten bitti. Boşanıyoruz. Öyle mi? Öyle. Tamam. Demek bundan sonra hayatında yalan dolan sır istemiyorsun. Tamam. O zaman Agah Baba da duysun. Ceren! Agah Baba! Ceren! Ya bıraksana! Bırak madem... O yerden çıkmış madem tutamayacaksın beni. Bırak diyorum sana. Bırak! Amcam bunların hiçbirini bilmeyecek. Tek kelimesini bile öğrenmeyecek. Tamam mı?